1885 yılında Carl Benz, dünyanın ilk otomobilini icat ederken, 136 kilometre uzağında Gottlieb Daimler'de dünyanın ilk 4 tekerlekli atsız arabasını üretir. Kendi şirketlerini kurarlar ve uzun yıllar pazarda ve Grand Prix yarışlarında rekabet ederler. Dünyadaki otomobil sektörüne yön veren ve ciddi bir rekabet içinde olan Benz ve Daimler 1926 yılında neden birleştiler? Mercedes ismi nasıl ortaya çıktı? İlk otomobilin icadı ve Mercedes'in kuruluş hikayesi başlıyor. 1844 yılında dünyaya gelen Carl Benz, Teknik Üniversitede mühendislik eğitimini tamamlar. Çeşitli şirketlerde lokomotif, binek araçlar ve köprü inşaatı üzerine deneyim kazanan Benz, 1872'de 28 yaşında ilk şirketini kurar. Mekanik aletler ürettiği küçük şirketi başarısız olur. Carl Benz, başarısız olan şirketinin ilk yıllarında yeni bir motor geliştirme üzerine çalışmıştı. Tarihteki ilk içten yanmalı motor 1862 yılında Alman mühendis Nikolaus Otto tarafından geliştirilmişti. Bu alanda yoğunlaşmaya karar veren Benz, 1877'de iki zamanlı sürdürülebilir bir motor üretmek için çalışmalara başlar. 2 yıllık çalışmadan sonra geliştirdiği motor ilk defa verimli bir şekilde çalışır. O dönemde bir şirket tarafından gaz yakıtlı motorun patenti alınmış olsa da dehasını gösteren Carl Benz, içten yanmalı motorlarda devrim yapacak yeni icatlar yapar. Hız düzenleyici sistem, buji, karbüratör, kavrama, vites ve su radyatörünün patentini alır. Uzun geliştirmeler sonunda başarıya ulaşan Benz, geliştirdiği motorları üretmek için 1882'de Gaz Motor'un fabrik şirketini kurar. Yüksek üretim maliyetlerinden dolayı yeni şirkete yatırımcı almak durumunda kalır. Hisse payı %5'e kadar düşen Carl Benz'in fikirleri yeni bir ürün geliştirilirken dikkate alınmamaya başlayınca bir yıl sonra kendi şirketinden ayrılır. 1883 yılında Carl Benz, Max Rosa ve Wilhelm Estinger ile endüstriyel makineler üreten Benz Company Gaz Motor Fabrik şirketini kurar. Kısa sürede başarılı olan şirket hızla büyür. İçten yanmalı motor için lisans almayı başaran şirket motor üretimine de başlar. Bu başarılardan sonra finansal olarak rahatlayan Carl Benz, içten yanmalı motorunu geliştirme ve atsız bir araba üretme hayalini gerçekleştirmek için çalışmaya başlar. Aynı dönemde Alman mühendis Daimler kendi geliştirdiği motoru bir vagona bağlamıştı. Benz ise tamamen yeni bir araç geliştirmeyi hedefler. Çalışmaya başlayan Benz, 1885 yılında ilk prototipini ortaya çıkarmayı başarır. 4 zamanlı motoru arka tekerleklerin arasına yerleştirir. Motordaki gücü arka aksa aktarmak için zincir tercih eder. Bir yıl sonra Motorwagen adını verdiği aracın patentini alır. İlk versiyon aracı kontrol etmek zordu. Bu nedenle ilk halka açık gösteri duvara çarparak sonuçlanır. Sorunları çözen Benz ilk başarılı gösterisini bir yıl sonra yapar. Ancak otomobil çok yeni bir icattı ve birçok insan atlar verken böyle bir araca gerek olmadığını düşünüyordu. Kilise ise daha ileri gider ve aracın şeytani bir taşıt olduğunu öne sürer. Aracı sadece kısa mesafelerde kullanan ve birçok mekanik sorunla karşılaşan Carl Benz, bu tepkilerle karşılaşınca buluşunu pazarlama düşüncesinden vazgeçer. Carl Benz'in ümitleri tükendiği sırada eşi Bertha Benz devreye girer ve otomobil tarihini değiştirir. Bertha Benz, kocasına ve insanlara her ikisinin de yoğun bir şekilde yatırım yaptığı otomobilin halka yararlı bir icat olduğunu kanıtlamaya karar verir. 1888'de 39 yaşındaki Bertha, yanına iki oğlunu da alarak kocasına haber vermeden Motorwagen ile 106 km uzaklıktaki annesinin evine doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Bertha yolculukta birçok mekanik sorunla karşılaşır. Patlayan yakıt hattını elbisesinden yırttığı kumaşla kapatır. Tozlu topraklı yollarda ilerlemekten tıkanan yakıt hattını tokasıyla açar. Biten yakıtı eczaneden tedarik eder. Aracın aşınan tahtadan yapılmış frenlerini bir ayakkabıcıdan aldığı deriyle kaplayan Bertha Benz, dünyanın ilk fren balatalarını da icat etmiş olur. Uzun ve zorlu bir yolculuk sonrası, yolculuğunu başarıyla tamamlar ve bir otomobille uzun yolculuk yapan tarihteki ilk insan olur. Bu gezi Bertha'nın istediği gibi büyük ilgi çeker ve insanların otomobile bakışını değiştirir. Bertha yolculukta yaşadığı bütün sorunları eşine aktarır. İcadına tekrar güvenen Carl Benz araç üzerinde 2 yıl boyunca çalışır ve birçok geliştirme yapar.
Model 3 adını verdiği aracını Paris Fuarı'nda sergiler. Aynı yıl Carl Benz, Motorwagen'ı satmaya başlar ve araç, otomobil tarihinde ticari olarak satılan ilk otomobil olur. Benz, 4 yıl içinde 25 adet Motorwagen satar. Şirketi büyüyen Carl Benz, daha az maliyetli seri üretim için uygun bir model geliştirmeye karar verir. 1894 yılında iki koltuklu Benz Velo ortaya çıkar. 3 beygirlik motora sahip otomobil saatte 18 km hıza ulaşabiliyordu. Daha sonra aracın 4 koltuklu daha büyük versiyonu da üretilmeye başlanır. 1902 yılına kadar 1200 adet Benz Velo üretilir ve araç tarihteki ilk seri üretim otomobil olur. Carl Benz 1896 yılında tarihteki ilk Boxer motoru geliştirir ve patentini alır. Yatay olarak yerleştirilen pistonlu motor tasarımı günümüzde hala motosikletlerde ve Porsche, Subaru gibi yarış otomobillerinde kullanılmaktadır. 430 çalışana ulaşan Benz fabrikası 1800'lerin sonunda dünyadaki en büyük otomobil üreticisiydi. Carl Benz Motorwagen'ı icat ettiğinde aynı yıl 136 km uzağında mühendis Gottlieb Daimler kendi geliştirdiği motoru bir vagona bağlamış ve tarihteki ilk 4 tekerlekli otomobil icat etmişti. Birkaç başarısız şirket denemesinden sonra Gottlieb 1890 yılında küçük, yüksek hızlı motorlar üretmek için Daimler Motor şirketini kurar. Daimler ve şirketin baş tasarımcısı William Maybach'ın geliştirdiği motorların en önemli özellikleri diğer üretilen motorlardan daha hafif ve yüksek devirlere ulaşıyor olmasıydı. Şirketin hedefi motorların tüm kara, hava ve deniz taşıtlarında kullanılmasıydı. Şirket ilk otomobilini 2 yıl sonra satar. 5 yıl sonra 1000. motorunu üretim bandından çıkarır. Şirket hızla büyürken Gottlieb Daimler 1902'de 57 yaşında hayatını kaybeder. Şirket 1896 yılında 3 beygir gücünde dünyanın ilk kamyonunu üretir. Şirketin baş tasarımcısı Maybach, yüksek performanslı motor üretimine yoğunlaşmaya devam eder. Otomobil üretimine de devam eden şirket, 1897 yılında 4 koltuklu Daimler Phoenix modelini üretmeye başlar. 2.1 litrelik motor 8 beygir güç üretir. Bu modelde önceki modellerden farklı olarak motor ön tarafa yerleştirilir. Bu yenilik, motorlu atsız vagonlardan modern otomobile geçiş için ilk önemli adım olur. Fransa'da yaşayan Avusturyalı tüccar Emir Jelinek, 1897 yılında Daimler'den ilk otomobili olan 12 beygirlik bir Phoenix satın alır. Yarış arabası olarak tasarlanan modelle Nice'deki yarışa katılır ve birinciliği elde eder. Emir Jelinek, Daimler'den daha güçlü ve hızlı bir yarış arabasını üretmesini ister. Wilhelm Maybach, 35 beygirlik, hafif bir spor otomobil tasarlar. Bu otomobil tarihteki ilk modern otomobil olarak kabul edilir. Bu otomobille Nice yarışlara katılan Emil Jelinek 90 km saatlik hızla yarışı domine eder. Emil bu araca kızının ismi olan Mercedes ismini verir. Mercedes Mars gezegeninin İspanyolca adıydı ve zarafet anlamına geliyordu. Daimler'den aynı otomobilden onlarca adet sipariş veren Emil, otomobilleri Mercedes adı altında Amerikalı Rockefeller, Morgan gibi dönemin en zenginlerine satar. Bu satış başarısından sonra Daimler 1901 yılından itibaren ürettiği araçları Mercedes olarak adlandırmaya karar verir. 1902 yılında üretilen otomobillerin ön ızgarasına Mercedes ismi eklenmeye başlanır. Şirket lüks ve sportif modeller üretme geleneğini sürdürür. 1904 yılında üretimi başlayan Mercedes Simplex serisi 1910 yılına kadar üretimde kalır. Serinin üstü açık ve kapalı olmak üzere farklı versiyonları üretilir. Daimler yüksek performanslı motor geliştirme konusunda çok başarılıydı. 1906 yılında şirket 120 beygirlik Grand Prix yarış otomobili üretir. 150 km saat hıza ulaşabilen araç beklenen sonucu vermez ve yarışı 10. bitirir. Yarışın kazananı ise Renault olur. O yıllarda yarışlar, yaratıcılık, yeni teknolojiler geliştirme ve araçların limitlerini test etme açısından üreticiler için oldukça önemliydi. Ertesi yıl Daimler 6 silindirli 140 beygirlik bir araç geliştirir ve Fransa Grand Prix'sini kazanır. En büyük rakibi Benz ise ikinci olur.
Şirket 1909'dan itibaren kurucusu Gottlieb Daimler'in karada, havada ve suda motorlaşma hedefini simgeleyen üç köşeli yıldız logosunu kullanmaya başlar. İlerleyen yıllarda Daimler otomobil teknolojilerini geliştirerek yeni modeller çıkarmaya devam eder. 1910 yılında yeni model Mercedes Knight üretilmeye başlanır. 4 litre 65 beygir motora sahip araç 14 yıl boyunca üretimde kalır ve 5500 adet satış yapar. Güçlü motorlu, yüksek hızlı modeller şirketin vazgeçilmezi olmuştu. 1914 yılında 8 silindirli 95 beygirlik Mercedes üretilir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından dolayı yalnızca 600 adet üretilir. Aracın yarış versiyonu 1914'te Amerika'da yapılan Grand Prix yarışında 145 km/saatlik ortalama hızla birinciliği elde eder. Bu başarı farklı kıtalarda da şirketin prestijini arttırır. Hız konusunda takıntılı olan şirket farklı denemeler de yapar. 1915'te 6 silindirli uçak motoru takılan 200 beygirlik bir araç üretilir. Bu güçteki bir araç o dönem için oldukça fütüristikti. Benz fabrikasına dönecek olursak 1900'lerin başında Mercedes'in satış başarısından dolayı şirketin satışları ciddi oranda düşmeye başlar. Carl Benz'in tasarladığı basit modeller üreten şirket Mercedes'e rekabet etmek için daha modern araçlar üretmeye karar verir. Şirket bunun için Fransız tasarımcı Marius Barbaro ile anlaşır. 1903 yılında 4 silindirli 10-40 beygir güç seçeneği sunan zincir tarikli Benz Parsifal serisi üretilmeye başlanır. Fransız tasarımcı halka Benz arabalarının tasarımcısı olarak sunulur. Carl Benz bu duruma çok kızar ve 1903 yılında kendi şirketinden ayrılır. 1906 yılında Benz Söhne şirketini kurar ve burada otomobil üretir. Benz şirketine ise danışmanlık yapmaya devam eder. Daimler'in lüks ve güçlü Mercedes'leriyle rekabet etmek isteyen Benz, 1906 yılında çok daha modern ve lüks görünümlü yeni modelini üretim bandından çıkarır. 20 beygirlik motorun gücü daha sonra 70 beygire kadar çıkartılır. Şirket bu modelle tekrar başarılı olmaya başlar. 1908'de 2 litrelik yeni bir motor geliştiren şirket, pazara 8 ve 30 beygir güç aralığında yeni modeller çıkarmaya başlar. Bu seri 1921 yılına kadar üretilir. Şirket aynı zamanda ürettiği yarış otomobilleriyle de rakibi Daimler gibi yarışlarda başarı elde ediyordu. Bu konuda çok daha ileriye giden Benz 1909 yılında 200 beygir uçak motoruna sahip bir araç üreterek 200 km/saat hız rekorunu kırar. Araç o dönemdeki uçaklardan bile hızlıydı. Bu rekor 8 yıl boyunca kırılamaz. 1910 yılında Benz fabrikasında çalışan sayısı 3200'e ulaşır. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı başladığında hem Benz hem de Daimler şirketi Alman ordusu için uçak motoru üretimine yoğunlaşır. Daimler hafif tank üretme denemeleri de yapar. Savaş sonuna kadar 23 adet tank üretilir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra mağlup olan Almanya büyük bir ekonomik buhran yaşamaya başlar. Otomobil satışları da bu krizden çok fazla etkilenir. Bu durum otomobil üreticilerini birleşmeye ve işbirliği yapmaya zorlar. Bu nedenle ayakta kalmak isteyen Almanya'nın en büyük iki üreticisi Benz ve Daimler birleşmeye karar verir. 1924'te ortak yürütülen pazarlama faaliyetleri Mercedes-Benz Otomobil adı altında yürütülür. Markanın simgesi olarak da bu logo kullanılır. 1926'da ise Daimler-Benz şirketi kurulur ve birleşme halka duyurulur. Şirketin logosu da yenilenir. 1924'ten itibaren Merkez Mühendislik Ofisi'nin başına Ferdinand Porsche geçer. Yeni şirketin programı çekici ancak ekonomik 2 litrelik motora sahip modern bir otomobil üretmek olur.